Cumartesi bir hafta. Cumartesi bir hafta. Basaydım hadi. Pazar günü şey, kanlar vardı zaten. Kanlar vardı. Yeter ki sen razı ol, ben düşeyim dillere. İçim bir hoş oluyor, götüm donduğu zaman hava buz gibi anı. IQ seviyesi deniz seviyesinden aşağıda olduğu için kendi kendilerine arada böyle hareketler yapmak zor. Sen aç karnına zıkkımın kökünü ye. Lele sakine, niye gittin tütüne? Gel beraber kaçalım. Bak gidiyor makinele. Siz bu saat olmuş. Siz sanıyorsunuz ki Kadir çayını aldı uzandı salonda. Vay gidi vay vay. Ben hele uzansam bu kadar şey kim yapacak? Kalktım, valizleri hazırladım. Yarın uçuyoruz. Valizler, hediyelikler, getirecekler, götürecekler. Bir daha dün silip süpürdüğüm evi tekrar silip süpürmek zorunda kaldım. Çünkü valiz falan hazırladık. Banyomu yıkadım. Her banyo yıkamamda yeni bir paspas takımı açmak zorundayım. Onları hallettim. Daha hala ellerim kıpkırmızı. Artık yatmadan da bir Nesquik'imi içer, banyomu yapar, ondan sonra yatarım. Sabah kaldığım yerden temizliğe devam. Vallahi çile bitmiyor. Evet, cumartesi pazar Gaziantep'teyiz. Şu anda kına evinde bile bu kadar temizlik yoktur inanın. Sanki kızı kına bizim evde. Bir de bunun dönüşünde koltuklarımı yıkatıp temizlik yapmayı düşünüyorum tekrar. Kırmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi de bir kapı. Oha! O nasıl ayrıldı öyle? Kalktım kardeş, çizimin ayakkabıları temizlensin diye makinede yıkadım. Sen bilek mi söktün lan bunu? Vallahi bilerek bir şey yapmadım. Sadece 90 derecede yıkamışım ben onu. Ya aptal mısın, ayakkabı yıkamış mı seni? Defne, biz nereye gidiyoruz? Antep'e gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Baklava yiyeceğiz, değil mi? Bu da senin valizin mi? Niye veremediğini biz de biliyoruz. Gecenin biri işli köftenin yapmanın üstüne çiğ köfte. Neden veremediğini şu an daha iyi anladık. Sabah gidince